Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Joker abi kanalına hoş geldiniz. Bugün Farmer Sim 2018 oyununda size çiftliğimi gezdireceğim biraz. Öncelikle işte bu benim pick-up'ım. Pick-up'ımı daha önceki oyunda almıştım ama ilk baştan başlayayım size. Oyuna ilk başladığımız zaman tohum ekme makinesi var burada. Onu veriyor ama ben ileriki dönemlerde, ileriki bölümlerde başka şey de alacağım. Bu da benim küçük römorkum. Yine aynı şekilde oyuna başladığınız zaman veriyor. Ve bu aletle tarlayı sürme aleti. Bununla traktörümüzü arkasına bağlayıp tarlayı sürüyoruz. Bu da bizim su depomuz. Burada küçük bir biçer döverimiz var ama yetişemiyor şimdilik bu bizim tarlayı kaldırmaya. Ve traktörümüz aynı şekilde. O da burada. Yeşil traktörüm var. Başka bir traktörüm daha var. Onu da göstereceğim size. Bu da biçer döverle arpa ve buğdayı biçmek için bunu kullanıyoruz. Biçer döveri önüne bağlıyoruz. Ve bu da ayçiçeği ve mısırı toplamak için kullanılan aletimiz. Diğer traktörüm ve diğer römorkum da burada işte. Biraz para kazandıktan sonra ben yeni traktörü ve yeni römorku almıştım. Ayrıca pikabımı da almıştım. Pikapla da küçük işlerimizi hallediyoruz. Pikabımıza binelim. Çiftliğimi gezdireyim size biraz. Daha sonra da tekrardan tarlayı biçmeye ve ekmeye başlayacağız. Hızlıca pikabımıza biniyoruz. İşte görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Benim pikabım bu. Size çiftliğimi gezdireyim öncelikle. Sonra da tekrardan tarlayı biçmeye başlayacağız arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın lütfen. En büyük destek olacaktır bu bizim için. Şimdi değiştirerek biçer döverimizi kullanıyoruz. Gösteriyorum işte bu benim eski biçer döverim ama yenisini de alacağım arkadaşlar. Yenisini aldığım zaman da oyunun videosunu çekip göstereceğim sizlere. Şimdi hasat etmek için aletimizi kullandık. Tarlamızı hasat edelim. Biçer döverle girelim tarlanın içine ve hasadımıza başlayalım. Otomatik olarak başlatacağım arkadaşlar. O kendisi tarlayı sürmeye başladı böyle. Otomatiğe bağladım. Sol üst tarafta otomatik düğmesine bastığımız zaman biçer döver kendisi tarlayı sürmeye başlıyor. Ben traktörü alıp yanaştıracağım biraz bu tarafa römorkuyla birlikte. Çalıştırdım onu da. İşte traktörüm ve römorkumu da arkasına bağlayıp tarlaya yanaştıracağım. Biçer döveri yanaştıracağım ki biçerimiz deposu dolduğu zaman buradan boşaltsın diye arkadaşlar. Onu bu tarafa doğru yanaştırayım. Gördüğünüz gibi işte sağ taraftan başlamıştı biçer döverim. Şimdi sol taraftan yavaş yavaş tarlayı sürmeye başlıyor o. Deposu dolduğu zaman da duruyor. Ve biz de traktörümüzü ve römorkumuzu yanaştırıp deposunu, römorka boşaltmasını sağlıyoruz. Şimdi pikabımı aldım. Çiftliğimi gezdireyim biraz sizlere. Benim hayvanlarım var da. Aynı şekilde hayvanlarım da var. İnekler, koyunlar, tavuklar. Bunlardan ineğin sütünden, tavukların yumurtasından, koyunların etinden de yararlanıp para kazanabiliyoruz arkadaşlar. Göstereyim sizlere. Burası benim çiftliğim işte. Bakın burada sol tarafta domuzlarım da var. Domuzlar bu tarafta. Sağ tarafta işte görüyorsunuz hem tavuklarım hem de ineklerim var burada. Ben bayağı bir almıştım. İşte burada da ineklerimi görüyorsunuz. İneklerim var benim. Sol tarafta da onu da göstereyim. Koyunlarım var. Koyunların etinden, sütünden, ineklerin de etinden, sütünden yararlanıyoruz ve böylece para kazanmış oluyoruz. Domuzlarımız da aynı şekilde. Girelim buraya. Bakın arkadaşlar şu an 292 tane ineğim var mesela. 1100 tane tavuğum.
etimizi de satıyoruz ve koyunun peynirini de sattım arkadaşlar. Şimdi geri döneyim diyeceğim ama pick-up'la çarptık. Tekrardan içer dövenin olduğu tarafa doğru gidiyorum şimdi. Bakalım biçer döverimiz ne yaptı? Bitirdi mi acaba? Bunu buraya park edeceğim arkadaşlar. Sonra da biçer döverimi bakacağım. Ne yaptı acaba, bitirdi mi diye. Yavaşça park ediyorum bu tarafta. İşte traktörümüz burada ve biçer döver de bu arada bitirmiş. Şimdi biz yanaştıralım traktöre doğru. Oradan da römorka boşaltmaya başlayalım. Yanaştırıyorum şimdi römorku. Traktörle birlikte biçer döverinin tarafına yanaştırıyorum. Ve ürünü römorkumuza boşaltmaya başlayacağız. İşte böyle arkadaşlar. Zaten kırmızı dairenin içine girdiğimiz gibi hemen biçer döver römorku boşaltmaya başlıyor. Topladığı hasılatı. Römörkün için %53'ü dolduruyor römörkün ve biz tekrardan biçer döverimizi, geriye kalan hasadı toplamaya başlaması için tarlanın içine koyuyorum tekrardan. Buradan başlasın. Otomatiğe bastım tekrardan. Yanlış gidiyor. Biz bunu düzelteyim. Diğer tarafa doğru kaldığı yerden devam etsin. Buradan başlasın. Burada bırakmıştı. Tekrardan otomatiğe alıyorum ve kendisi sürmeye başlıyor böylece. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Bizim biçer döverimiz bu. Şu anlık bu küçük ama ben daha sonraki bölümlerde, yani biraz daha para kazandıktan sonra diğer büyük olan biçer döveri alacağım. Onu da sizlere başka bir bölümde, başka bir oyunda gösteririm arkadaşlar. İç taraftan da işte bu şekilde gözüküyor kokpiti. Otomatiğe aldığım için kendisi gidiyor. Ben şu anlık karışmıyorum ona. Kendisi tarlayı sürüyor arkadaşlar. Joker abi kanalına abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bu en büyük destek olacaktır bizim için. Diğer traktörümüz de bu işte. Bununla da tarlayı tekrardan sürmeye başlayacağım. Römorkumuzu doldurduktan sonra ben bu traktörümle römorktaki topladığımız bu mısırları satmaya götüreceğim. Ben onları satmaya götürürken diğer traktör de tarlayı sürmeye devam edecek. Biz gelene kadar bitirmiş olur o da. Daha sonra tekrardan tarlaya yeni bir ürün daha ekmeye başlarız. Tohumlarını atarız tarlaya. Çok az kaldı. Bu da bitmek üzere. Mısırların toplanmasına. Şimdi otomatikten çıkardım ben. Bu kalanları ben toplayayım. Hızlı bir şekilde gidelim. Güzel. Burası bitti. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Kalanları topladıktan sonra tekrardan gelip römorkun içine boşaltacağız. İşte burada da biraz kalmış. Burayı da topladıktan sonra iç tarafta da biraz daha var. Tarlanın ortasında hemen hemen. Bunlar kaldı. Geriye geleyim biraz. Bir tane kaldı galiba. Yok, onu da toplamış. Tamam. Şimdi diğer bölgeye geçeyim.
Burayı da kaldırdıktan sonra arkadaşlar yavaş yavaş artık römörka boşaltmaya gideceğim ve şimdi doldu işte, bitirdim hepsini ve topladığımız mısırları römörka boşaltacağım. Sonra da topladığım mısırları arkadaşlar satmaya götüreceğim. Şimdi bunu boşaltalım. Traktörü seçiyorum ve başladı işte. Bittiği gibi Römork'taki mısırı satmaya götüreceğim ama ben gidip gelene kadar traktör de tarlayı sürsün ki daha kolay olsun. Geldiğimiz zaman bitmiş olsun. Biçer döverimizi yerine bırakalım tekrardan. Mısır ve ayçiçeği toplama aracını da öncelikle aldığımız yere bırakalım. Buraya. İndiriyorum. Bunu burada bırakıyorum. Evet, şimdi de biçer döveri buraya park ediyorum. Burada durdurayım. Güzel. Şimdi traktörü alayım. Diğer traktörü. Onu da biz gidip gelene kadar o da tarlayı sürmüş olsun. Geldiğimiz zaman tarla hazır olsun ki tohum ekmeye başlayalım tekrardan tarlaya. Tarlayı sürme aletini traktöre taktık. Şimdi traktörümüzü tarlaya doğru sürüyorum. Biz gidip gelene kadar arkadaşlar traktör de tarlayı sürmüş olsun geldiğimizde. Bitirmiş olsun ki artık tarlaya tekrardan tohum serpebilelim diye. Traktörü başlatıyorum. Otomotiv aldım şimdi kendisi. Sürmeye başlasın tarlayı. Evet, başladı o. Güzel, şu an tarlayı sürüyor. Ve biz de topladığımız mısırı satmaya götürelim arkadaşlar. İşte son aldığım traktör buydu. Bayağı bir pahalıya da almıştım ama değdi. Güzel bir traktör yani. Buradan yolumuza girelim. Çamurda nasıl kayıyor ama traktör. Yol çamurlu olduğu için traktörümüz kaydı biraz ama hemen toparladım. Ve bunu satmaya götürelim şimdi. Ana yola çıkalım. Köprüyü de geçtikten sonra şehrin içine gireceğiz ve oradan da mısırımızı satmaya götüreceğiz. Köprünün içinden geçiyoruz. Şehrin içinden. Arabalarda sola sonra sağ tarafa doğru döneceğim. Evet, buradan dönüyorum ve şehire doğru yol almaya başladım. Çok fazla uzak değil, yakınımızda. Neredeyse vardık arkadaşlar. Çok kötü döndük. Yollar kaygan, kar yağmış gibi sanki ama traktörümüz bayağı bir kaydırıyor. Hani yeşillik sümenler de bayağı bir kaydırıyor bizi. Tekrardan ana yola girdim. Şimdi şuraların tarafına gidip topladığımız mısırı yerdeki depoya boşaltalım ve satmış olacağız böyle arkadaşlar. İşte geldik. Boşaltacağımız yer burası. Kırmızı alanın içine girmemiz lazım. Şuraya doğru çıktım. Römorkun tam kırmızı alanın içine girmesi lazım. Evet. İşte böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz arka taraftan mısır dökülüyor artık. Bu römorku kaldırmaya gerek yok çünkü kendisi kapağı açıp döküyor oradan. Göstereyim size arka taraftan. İşte görüyorsunuz bu taraftan mısırımız dökülüyor. Yerdeki deponun içine. O döküldükçe de biz de para kazanmış oluyoruz. Alt tarafta görüyorsunuz paramız da yükseliyor. Şu an 143 bin liramız var. Evet, güzel boşalttık böylece işte arkadaşlar. Satma işlemini hallettik. Şimdi tekrardan çiftliğimize doğru gidelim. Umarım traktör de tarlayı sürmeyi bitirmiştir. Gittiğimiz gibi hemen tarlaya
tohum ekmeye başlarız biz de. Çiftliğimize doğru yola çıktık arkadaşlar. Birazdan tekrardan köprüyü geçeceğiz. Köprüyü geçtikten sonra da sol tarafta bizim çiftliğimiz kalıyor. Köprüye vardım. Nehrin üstünden geçiyoruz. Sol tarafta benim çiftliğim var ama hayvanların olduğu bölümden geçelim ki şimdiye kadar bakalım ineklerimiz ve tavuklarımız ne kadar para kazandırmışlar bize. Buradan yol yok. Biraz daha geriye dönüp ilerlemem lazım. İşte ineklerimizi görüyorsunuz. Burada ineklerimiz var. Yan tarafta tavuklar. Karşıda koyunlar ve domuzlarımız var arkadaşlar. Burada en çok parayı kazandıran aslında hayvanlar. Tarla o kadar çok fazla kazandırmıyor ama hayvanlar, özellikle inekler, ineklerin sütünden çok fazla para kazanıyoruz. Göstereyim işte 35.000 ineklerin sütü 35.000 lira kazandırmışlar bize. Toplam 190.000 liramız oldu. Şimdi tekrardan ben tarlaya doğru yöneliyorum. Yavaş yavaş akşam da olmaya başladı. Hava kararmaya başlıyor artık yavaş yavaş. Işıklarımızı yaktık. Tarlaya doğru gidiyoruz. Umarım traktör bitirmiştir. Evet arkadaşlar, işte traktörü görüyorsunuz. O da bitirmiş. Şimdi ben bu traktörü bu tarafa park ediyorum. Diğer traktöre geçeceğim. O da tarlayı bitirmiş ve artık tohumları tarlaya ekebiliriz. Güzel, bu bitirmiş burada. Bunu alıyorum ve tekrardan park etmek için, yani arkadaki tarlayı sürme aletini de yerine bırakmaya gidiyorum. Diğer aletlerimizin yanına buraya park ediyorum. Küçük römorkun yanına bırakacağım bunu. Sonra da traktörü park edeceğim. Diğerini almam lazım. Diğerini. Çünkü tarlaya artık tohumları serpeceğim. Akşam oldu arkadaşlar. Bunu sabaha bırakalım. Bir sonraki videoda görüşürüz tekrardan sizinle. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Joker abi kanalındayız. Bundan sonra sizlerle birlikte. Kendinize iyi bakın.